هل يمين وهل رجل محقق فيه كان محقق كلام سبحانه سبحانه مانتشلر يعني كيف يبقى أنبياء وأنبياء أنبياءlar وأنبياءlar son hali efendimiz kendileri için yaşamamış belki ümmetleri için yaşamıştır. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine takdim etmiş olduğu, ikram etmiş olduğu ne gibi bir ilahi lütuf ve keramet varsa muhakkak ki onu kendi ümmetleri hakkında temenni etmiş, istemişlerdi. Veniş peygamberlerin sıfatını taşıyan kimselerdir. Her nevi venidir. Her nevi peygamber değildir. Lakin her peygamber bir asıl olarak da inayetle seçilmiş olması hakkattır. Vilayeti üzerine nübuvvet verilir. Nübuvvet, peygamberlik tamam olduktan sonra Ümmet-i Muhammed'i kullarına Cenab-ı Hak her bir geçmiş olan peygamberimizin peygamberlerindeki sözlerinde onlara bir rütbe ihsan eylemiş. Velidirler. Lakin geçmiş Benu İsrail'in peygamberleri makamındadırlar. Onların en birinci sıfatları ikram edici olmalarıdır. Bütün evliyalarda o sıfat vardır. Dünyada ve ahirette Ümmet-i Muhammediye'ye ikram edicilerdir. Ve biz onun için o sultanın, ahiret sultanı Hacı Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin rihabındayız. Yani onun manevi sofrasındayız. Neyi ihsan ederlerse ona iktizar etmeliyiz. Cenab-ı Hak bizi kendi ahbaplarının, sevdiklerinin sofralarından mahrum etmesin. Amin. Habibul Deccal, şimdi onun bize vereceğine dinleyelim. Biz bilmiyoruz, onlar biliyor. Orada hazır olan, bu sözleri dinleyecek olan her kimselere onların imanlarını takviye için huzur-u Rabbul Alemin'e Cenab-ı Hakk'ın sevdiği sıfatla çıkmamız için gereken neyse onlar bize ikram ederler. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna nasıl çıkalım? Kur'an-ı Azimüşşan
her hakikati beyan etmiştir. Minel ezel minel ebed. Ezelden başlayıp ebede kadar. Her ne ki varlığa gelirsen, onların hakikatini ve onların muhtaç olduğu her şeyi Kur'an-ı Kerim'den alabilir ve o hakikatle ilahi huzura kalplerimiz mutmain olarak varabiliriz. Kur'an-ı Kerim Hakk'ın kelamıdır. Olmuş olacak onun içerisindedir. Geçmişleri, hali ve ahvali ve tarihleri, geleceklerin de hal ve şanları, hazırda olanların vaziyetleri ve akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim her hakikati beyan etmiştir. Şimdi Cenab-ı Hakk'a döneceğiz. Dönmeyi kabul etmeyenler de döndürülecektir. Sen akıllı uslu dönersen öyle döndürürler. Akıllı uslu dönmeyenlerin zorlan döndürürler. Bu varlığa gelip de Allah'a döndürülmeyecek bir kimse yok. İster muhabbetten dönsün, İsterse hemen döndürülecek. Dünyaya gelmek veya gitmek hususunda senin iraden yok. Onun iradesi seni buraya gönderir. Yine onun iradesiyle sen geri dönersin. Dönmem diyemezsin. Öldürüleceksin. Mümin de döner, mülki olan da döndürülür. Cenab-ı Hak kelam-ı kadiminde her hakikati beyan etmiş. Her soracağımız sualin cevabını beyan etmiş, bildirmiştir. Evet, döndürüleceğiz Cenab-ı Hakk'a. Nasıl döndürüleceğiz? Ve nasıl döneceğiz Cenab-ı Hakk'a? Cenab-ı İsa Alâ Nebiyyine Aleyhisselâtu Vesselâm onun Resullerinden iki kimse Antakya ahalisine gönderildi. Onları Hakk'a davet ediyor.
Nerede diyor ki biz böyle şeyi kabul etmeyiz. Siz bizim gibi bir kimselersiniz. Binaenaleyh biz size dinleyip tapındığımız ilahlarımızı bırakamayız. O iki kimseyi Cenab-ı Allah üçüncü bir Resul ile takviye edip gönderdi. Yine ey insan, Allah'ın davetine icabet et. Ey insanlar, sizi Allah'a davet etmeye geldik. Kabul ediniz. Böyle onlar halka hitap edip dururken o Antakya ahalisi onları iyi karşılamadı ve onlara hücum vaziyeti aldı. Düşmanlık hisarına hazır oldular. Onlar halkın huzurunda davet ederken onları Cenab-ı Hakk'ın kulluğuna, onlar da böyle buna kaşa ettiler. Reddederken şehrin dışından diyor bir kimse koşup geldi. O Habib-i Necar idi. Dedi ki ey kavuk, neye kavga ediyorsun? Demek ki kimseler bizden bir şey istediği yok. Bizden para istemez, pul istemez. Efendim, mülk istemez, mal istemez. Bunlar sırf size Allah'ın yolunu söylemeye, Allah yoluna davete, Allah'a davete şeklinde. Nedir? Bir maksatları yok. Binaenaleyh bunlara tabi olunur. Bunlara dinleyiniz. Bunlara inanınız. Diye onlara nasihat ettik. Etmek istedi. Etmek istediler. O zalim kavuk. Ona hücum ettiler. Sen nasıl onlardan taraf olursun? Nasıl bizim taktiklerimizi reddedersin. Bu nasıl işti? Sen demek bunlardan taraf çektin diyerekten Habib-i Necar Hazretleri'ne hücum ettiler. Ayaklarının altında ezgiler ve şiddetler o kavuk şehit ettiler. Habib-i Necar Hazretleri. Habib-i Necar Hazretleri dünyada ruhunu teslim edin. Ayrıldığında melaike-i kiram onu karşılayıp ruhunu alır. Temiz ruhunu, taç ruhunu alıp götürür derken dedi ki keşke bu benim kavmim, bu benim
şiddeti Cenab-ı Hakk'ın bana olan ilahi lütuf insan ve mağfiretini bilmiş olsalardı hem beni mağfiret edip lütfu insanına mazhar kıldığını ve beni mukremin kıldığını bilmiş olsalardı. Keşke bu insanlar bizim söylemek istediğimiz noktadır bu. Ve cealeni minel mukremin. Rabbim beni ikram olunmuş kullarından eyledi. Dünyadan gider ayak ilahi ikrama mazhar oldu. Mukreminden oldu. Dünyada gerçi ayaklar altında çiğnendim. Dünya ahlinin nazarında feci bir akıbet dünyadan çıkışı o suretten şehit oluşu hakikaten feci bir şekilde oldu. Lakin temiz ve kaç ruhu ilahi ikrama mazhar kılındı. İlahi intifata mazhar kılındı. Mukreminden ilahi ikrama mazhar kılınlar şerefledi. Sen de çıkacaksın, sen de çıkacaksın, o da çıkacaksın. Ben sen o bir resim ve onlar inananlar, inanmayanlar. Hepsi çıkacaklar. Çıkarılacaklar. Lakin mühim olan nasıl çıkacağımız veya çıkarılacağımız değil, çıkarıldığımız anda nasıl karşılanacağımız. Kim olan o? Çıkarken ilahi ikram ile karşılanırsan ne mutlu senin yanına çıkamadın. İkram olunmuyorsa sana yakap açar tutuluyorsan dünyadaki seni kazandığın yahut yenip içtiğin yahut eriştiğin dünyanın feleği ve serveti ve sarmanı sana ne fayda verir? Ne kıymeti vardır? Onun için hakiki iman bir kimsenin kalbine bildiği vakit hakiki imanın buğru var. Hakiki iman kalbine giren bir kimsenin hali değişir. Karanlıkta bir şey fark etmezsin. Işık sana fark etmediğini gösterir. Senin kalbine de imanın hakikatinin nuru girdikten sonra ve o zaman
dünyanın hakikatini de ahiretin hakikatini de bilirsin. Dünyanın ve ahiretin hakikatini bilmeden sen ahireti dünyaya tercih edemezsin. Altın dünen tezeyi ayırt edemeyen adam, altını bırakıp tezeyi alan adamın ne aklı var? Hakim. Anadolu'yu okuduğun vakitte sen ahirete iman ettin değil olsun. Neye iman ettiğini ilmul yakin ile sonra aynul yakin ile sonra hakul yakin ile bilmen lütfen eder. İlmul yakin ile inanan kimseye aynul yakin ile de inanmaya Cenab-ı Allah yol açar. Hakiki ilimle ahireti takdir eden kimse sonra Cenab-ı Hak ahiretten gösterir. İşte rüya aleminde, isterse ruhani alemde ahireti de seyrettir. Peygamber-i Zişan'ın aleyhissalatü vesselamın kuvvetinden, mucize kuvvetinden ona verilmiş olan salahiyeti söylediğini göstermeye mütevil. Sahabe kapattı. Sahabe-i kiram zannederler ki her şey de gördü. Keşfe eren diyordu. Keşif sahibiyle ilmul yakinden, aynul yakine varan kimse teşrik sahibi olur. Ve ondan sonra ruhaniyetiyle cennetleri seyreder o kimse. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ruhani ve cismani olaraktan cennete dahil olmuştur. Miraç gecesinde cennetleri hakikatiyle beraber seyretmiş, görmüş, gezmiş her tarafı sekiz cenneti dolaştırıp seyretmişler. Yedi cehennemi de seyrettirdi. Ve aleyhisselatü vesselam Efendimiz oraya yetiştiği vakitte ümmetlerinin bulunacağı ümmetlerinden asilerin kalacağı o cehennem oraya ayak bastığında onun hürmetine onun ateşi indi de böyle o kanlıca hamamı gibi sıcak halde oraya gitti. Ondan fazla olmadı ümmetlerin. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz onu da söyledi. Cismani, ruhani hakikatiyle seyret. Hakiki iman ve hidayet sahipleri de ki onlar Efendimiz'in izini tabir eder. Kimseler ki onlara da her müminin, her velinin de miracı var. Allah 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 Allah
الصلاة.